Bunlar çok güzel. Karar vermek çok zor. Kardeşim çuval giyse de yakışır. Ay bu size çok yakışır. Uzun duvaklı olan. Kuğu gibi olursunuz. Gerçekten de çok güzelmiş. Ben evlenecek olsam kesin böyle bir şey giyerdim. Biliyor musunuz? Ben küçükken evdeki bütün tülleri toplardım, kafama geçirirdim. Böyle evde gelin gibi dolaşırdım. Bir gün bir sürü tül bulmuşum evde böyle. Bantla şuradan şuraya kadar yapıştırdım. Ondan sonra onları çıkarırken bütün saçlarım koptu. Allah bildiği gibi yapsın seni Gonca. Sana da çok yakışır ama. Seçtiniz mi hangisi olacağını? Yok bilemiyorum. Çok kararsızım. Hangisini giysen yakışacak zaten kızım. Zaten şimdi moda oldu. 2-3 gelinlik giyiyorlar düğünlerde. Herhalde siz de öyle yaparsınız. Pişt! Siz ne yapıyorsunuz burada? Toplanmışsınız. Hı? Açıl! Bana yardımcı oluyorlar Şevket Bey. Kendilerinden rica ettim ben. Çok affedersiniz, sizi görmemiştim. Kan abim gitti yeni göre, kaldığımız yerden devam edelim. Yani birden fazla gelinlik giymeyeceğime eminim. Ama hala çok kararsızım. Heyecandan herhalde kaybolmuş gibiyim. Bunlar güzel heyecanlar kızım. Bugünler bir daha geri gelmez. Bence de çok heyecanlı. Bir düşünsene. Sevdiğin insanla evleniyorsun. Onun soy adını alacaksın. Her gün seni seviyorum diyeceksin ona. O da sana söyleyecek. Masal gibi anlattın. Bence seni seviyorum demek çok özel bir şey. Düşünsenize. Dünyada kaç milyar insan var. Ama bir tanesi. O kadar özel ki. Onun yanında mutlu oluyorsun. Onu görünce kalbin çarpıyor. Onunla mutlu oluyorsun. Ve sonra diyorsun ki seni seviyorum. Çok güzel bence. Öyle. Ama bunu söylemeyenler var. Seviyor ama ağzını açıp konuşamıyor. Kendisine de söyleyemiyor, başkasına da. Seni seviyorum Hera Demirhanlı. Senin söyleyeceğin bir şey yok mu? Evet, bekliyorum.